Biz 1999'dan beridir düzenli bir şekilde CPT ile görüşüyoruz. Fırsat bulduğumuz zamanlar. Görüşmediğimiz zaman da ortalama 3-4 ayda bir İmralı'daki gelişmelere ilişkin rapor hazırlık gönderiyoruz. Bu da kapsamında yapılan bir görüşmeydi. Kendilerine İmralı'da ilgili bizden taraf son durumu aktardık. Yaklaşık 3 yıldır hiçbir şekilde haber alamadığımızı Sayın Öcalan'ın oradaki geliş yönetimimizden söyledik. Bu durumun bizi ne kadar kaygılandırdığını, bizi ve Kürt halkını ne kadar kaygılandırdığını ve Türkiye toplumuna olan olumsuz yansımalarını kendilerine ilettik, aktardık. Taleplerimizi ilettik. Sayın Öcalan'ın ve oradaki müvekkillerimizin sağlık durumlarına dair bile haberimizin olmadığını ve dolayısıyla CPT'nin son ziyaretinden sonra hazırladığı raporun açıklaması gerektiğini belirttik, talep ettik. Ayrıca o rapor açıklansa dahi artık güncel olmadığı için CPT'den acil olarak en azından sağlık durumu meselesi için Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmesi talebinde bulunduk. Çünkü bu durum gerçekten haber alamama durumu insanları kaygılandırıyor. Onlar da bizi dinlediler, bu taleplerimizi not ettiler ve komite üyeleriyle paylaşacaklarını söylediler. Biz bunu sürekli soruyoruz bu görüşmelerimizde. Çünkü bizim de en çok merak ettiğimiz konu bu. Fakat bize hep aynı cevabı veriyoruz. Diyorlar ki biz kendi kurallarımıza göre Türkiye hükümetiyle yaptığımız görüşmelere dair herhangi bir bilgi veremeyiz. Hep cevapları bu şekilde oluyor. Fakat şunu da söylüyorlar, biz İmralı hep bizim gündemimizde. Biz sürekli Türkiye hükümetiyle ve buradaki dahil temsilcilikle iletişim halindeyiz. Durumu takip ediyoruz diyorlar. Ayrıca şunu da söyleyebilirim, Türkiye'den farklı farklı hapishanelerden, neredeyse Türkiye'deki bütün hapishanelerden İmralı'da uygulanan tecridi kınayan binlerce mektubun CPT'ye geldiğini ve bu durumun da CPT'nin İmralı'yı gündemine alması konusunda etkili olduğunu da ifade ettiler. O mektuplar hapishanelerden değişik tutsakların yüzlerce, binlerce tutsakların gönderdiği mektuplar CPT'ye geliyormuş ve tecridi protesto edilmiştir. Evet, biz buraya geldiğimizden beridir o farklı ülkelerden, farklı gruplardan parlamenterlerle görüşmeler yaptık. İmralı'daki bu haber alamama durumu onlara da aktardık. Hukukçuları onlara da aktardık. Görüştüğümüz parlamenterlerin bir kısmı bunu genel kurulda da gündeme getirmişler. Avrupa Konseyi'nin gündemine getirmişler. Bunu biz çok önemli buluyoruz. Bu çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü Avrupa Konseyi'ne bağlı 40 küsur devletin hepsinin temsilcileri, parlamenterleri burada bir araya geliyorlar. Ve böylece bu hukuksuzluğu onlar da öğrenmiş oluyor.